Fussilet 30. ayete. Cenab-ı Hak buyuruyor, şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip. Yani Allah rızası üzerinde hayatın istikametlendiren. Sümmes tekammu Resulullah Efendimiz izinde ömrünü devam ettiren. Onun için melekler iner buyuruyor onların üzerine, o kişinin üzerine. Onlara melekler gel, korkmayın, üzülmeyin, size vaad olan cennetlerle sevinin derler. Melekler, bu müjdeyi üç yerde verecekler. Bu müttaki, takva sahibi kullar için. Bir de son nefeste, zor anımız, ruhun bedeni terk ettiği an. İkincisi, kabre girişte. Orada bir ayrı bir gurbet âlemine gireceğiz. Mal, mülk, evlat, çoluk, çocuk vesaire, dost, ahbap, hepsi burada kalıyor. Ancak dünyadaki amellerimizle gireceğiz. Burada melekler yine burada kabire girerken yine yardım edecekler. Korkmayın, üzülmeyin, Allah size vaad ettiği cennetlerle sevinin diyecekler. Üçüncü olarak kıyamet zor bir gün, dehşet bir gün. Cenab-ı Hak Ebû Hüseyin Kamtarî buyuruyor. Musibetli gün, sert gün, sıkıcı gün. O gün de yine melekler o dirilme gününde yine korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın size vaad ettiği müjdelerle sevinin diyecekler. Yine bu melekler ayet-i kerime devamında biz dünya hayatında da sizinle dostluk diyecekler. Gafur ve Rahim olan Allah'ın ikramı olan sizin için canlarının çektiği cennette her şey var. İstediğin şey orada sizin için hazırdır diyecekler. Bazı müfessirlere göre melekler istikamet ehli insanların dünyada karşıladığı zorluklar, meccezirler karşısında onların sadırlarını genişletip ferahlıklar verecek ve bazı ilhamlar bulunan onu korkuyu ve hüznünü gidermek için inecekler. Sanki Gazze'de böyle bir manzara var. O kadar zor durumda bir taraf bombalar, bir taraftan evladını kaybediyor vesaire kavruyor. Sebat var, sabır var, tevekkül var. Demek ki orada bir nasıl bir takva hayatı yaşanmış ki Allah alem orada melekler gelip bir teselli ediyor, imdad ediyor.